Video Teach projesi video serisine hoş geldiniz. Bu artan enerji ihtiyacını karşılarken çevremize olan etkiyi de düşünmek zorundayız. Dünya ülkeleri bunun için çeşitli yöntemlere başvurmuş ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiştir. Bu videoda sizlere yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi anlatılacaktır güneş enerjisi ile elektrik üretim aşamasında kullanılan ve bu sistemin bileşenlerinden bahsedilecektir. Şimdi gelin bunları görelim. Güneş paneli Fotovoltaik güneş enerji sisteminin en temel parçası hiç şüphesiz güneş panelleridir. Güneş ışınlarını bünyesindeki güneş hücreleri ile doğrudan elektrik enerjisine dönüştürür. PV paneller farklı güneş hücrelerinden oluşur. Bu hücreler İki silikon tabakasından oluşan küçük ince plakalardır. Güneş ışığı bu fotovoltaik hücrelerin üzerine düştüğünde iki katman arasında bir elektrik voltajı oluşur. Pek tabi fotovoltaik güneş panellerinin de çeşitleri vardır. Gelin bunlara bir göz atalım. Monokristal güneş panelleri. Monokristal güneş pilleri tek bir silikon kristalinden oluşur monokristal silikondan yapılmıştır ve renkleri lacivertten siyaha kadar değişebilir. Yüksek verimliliğe ek olarak mekanik hasara ve aşırı sıcaklıklara karşı iyi dirençleri ile ayırt edilirler. Böylece elektronlar daha rahat hareket eder ve daha fazla verim sağlar. %15 ila %24 oranında verim sağlar ve yüksek ısıya dayanıklılığı ile birlikte mekanik hasar direnci vardır. Polikristal güneş panelleri bu tip panel çok sayıda kristalden üretilen polikristal silikondan yapılmıştır. Çoğunlukla açık mavi renktedir. Hücreler kare şeklindedir. Polikristal fotovoltaik paneller daha az verimli ve yüksek sıcaklıklara karşı daha savunmasız olarak kabul edilir. Hücre verimleri %13 ila %16 arasındadır. Aynı verimi elde etmek için daha fazla panele ihtiyacımız vardır. Amorf güneş panelleri Kristal güneş panellerinin aksine bu fotovoltaik paneller kristal bir yapıya sahip değildir. Bunun yerine ince fotovoltaik bir amorf silikon film ile kaplıdır. Bu da hafiflik ve esneklik sağlar. Amorf güneş panellerinin verimliliği kristal güneş panellerinden daha düşüktür. Hücre verimleri %6 ile %7 arasındadır. Öte yandan amorf güneş panelleri de çok yüksek sıcaklıklar için idealdir. Glass Glass Güneş Panelleri Arka kısımda ön panel gibi plastik yerine camdan yapıldığı için çift camlı panel de denir. Çift cam sayesinde daha uzun bir klonum ömrü ve %25 daha fazla verim sağlar. Kristal güneş panellerinde bu oran daha düşüktür. Günümüzde bu yapıda fakat farklı özellikte paneller üretilmektedir. Üretim yapısı olarak aynı olsa da performans bakımından yenilikler gerektirir. Bunlardan biri de halkat PV panellerdir. Bu panellerin en büyük üstünlüğü, gölgelenme durumlarında panelin üretimi kesmesinin ve verim kayıplarının önüne geçmesidir. Şarj kontrol cihazı Şarj kontrol cihazı, başta akünün sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar. Güneş enerji sisteminin ana ekipmanlarından birisi olan şarj kontrol cihazı sayesinde aküde enerji depolanırken aşırı ısınma, akım değişimlerinden etkilenmeme, Patlama ve yanmanın önüne geçme gibi amaçlarla kullanılarak güvenliği üst seviyeye taşır. Solar şarj kontrol cihazı, güneş panelinden cihazların kullanımını sağlayacak olan akım ve voltajın düzenlenmesini sağlar. Güneş panelleri genellikle ihtiyacın üzerinde elektrik üretimi sağladıkları için bu gerilimin doğrudan aküye gönderilmesi halinde akülere aşırı yüklenme olacak, dolayısıyla kullanım ömrü azalacaktır. Akü ömrünü harcamadan sabit voltajla akım beslemesi yapılması için de şarj kontrol cihazları kullanılır. Şarj kontrol cihazları MPPT ve PVM olmak üzere ikiye ayrılır. MPPT maksimum güç noktası izleyici, PVM ise darbe genişlik modülasyonu anlamı taşır. İnverter İnverter, bir güneş enerjisi sistemindeki en önemli ekipmanlardan biridir. Bir güneş panelinin ürettiği doğru akım elektriğini, elektrik şebekesinin kullandığı alternatif akım elektriğine dönüştürebilen bir cihazdır. Inverterlar, kullanım yerlerine ve yapılarına göre değişiklik göstermektedir. Ürettiği çıkış sinyaline göre modifiye sinüs ve tam sinüs olmak üzere iki çeşidi vardır. Bunun yanında kullanım yerlerine göre mikro, dizi ve merkezi olmak üzere üç çeşidi vardır. Ayrıca kurulacak olan sisteme göre de on-grid ve off-grid olarak kullanılan türleri vardır. Solar akü nedir? Çeşitleri nelerdir? Solar aküler güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji sistemleri için enerji depolayan derin döngülü akülerdir. Bu aküler araba aküsü ve türevlerinden tamamen farklıdır. Derin döngülü bir solar akü şebeke dışı olan yenilenebilir enerji sistemlerinde tipik olan uzun süreli tekrarlanan ve derin deşarjlara dayanabilir. Solar akü çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz. RV Marine Solar Aküler flooded Aküler Jel Aküler AGM Aküler Birçok solar akü çeşidi olmasına rağmen dünyada en yaygın olarak jel aküler kullanılmaktadır. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Proje hakkında detaylı bilgi almak ve videoların devamını izlemek için YouTube, Facebook sayfalarımızı ve web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.